Yaklaşık 2,5 gündür kayıp küçük Ecrin. 1,5 yaşındaki kız Samsun Vezirköprü'deki evinin önünden kayboldu. Ecrin'i bulabilmek için köylüler, kurtarma ekipleri ve askerler hem havadan hem de karadan arama çalışması yapıyor. Sarp ve ormanlık arazinin üzerinde dronlar uçuruluyor. Yağan yağmur arama ve kurtarma köpeklerinin işini zorlaştırıyor. Buraya bak. Çiçi buraya bak. Çiçi gel. 53 saati oldu, 1,5 yaşındaki Ecrin'den bir iz yok. Kaldıra kaldıra tekrar bakalım. Yani alttan soldum değnekleri, çalıları kaldırın. Samsun Vezirköprü'ye bağlı Alancık köyü burası. Eşi vefat edince 3 aylık bebeğiyle kala kalan genç kadın ölen eşinin yeğeniyle evlendi. Genç adam dayısının emanetini kendi evladı gibi kabul edip nüfusunu aldı. Çocuk 3 aylıkken öz babası vefat etti. Biz de bizim kendi sülayemizdi zaten. Dayı mıydı benim? Çocuk ortada kalmasın, şey kalmasın diye biz evlendik. İşte o bebek 1,5 yaşındaki Ecrin'di. Anne ikinci eşinden 6 aylık hamileydi. Çift Ecrin'i üvey babaannesine bırakıp kontrol için doktora gitti. Ecrin evin önünde oynuyordu ama ne olduysa ortadan kayboldu. Çocuk buradaydı, ha, burada oynuyordu. Burada mı oynuyordu? Ha, burada oynuyordu. Bir zaman sonra baktım yok Ecrin bağırdım sağa sola yok. Kendim aramaya başladım. Telefonum da bozuk tamirde. Kimseye de soramadım, izleyemedim. Ecrin'i önce üvey babaannesi aradı. Bulamayınca komşulardan yardım istedi. Akşama doğru anne ve üvey baba da köye geldi. Bu sırada ekiplere de haber verildi. Şüphelendiğimiz bu köyde hiç kimse yok, hiçbir şey de yok şüphe. Şimdi siz dayınızın eşiyle evlendiniz. Evet. Peki dayınızın yakınları başka bir şey yapmış olabilir mi? Yani böyle bir şey uyandırıyor insanı. Şöyle bir şey diyebilirim. Şimdi kimsenin günahını almak istemiyorum. Kendi tarafımızdan, kendi sülale çevremizden ben öyle bir şey beklemiyorum. Saat 6-6.30 arasında kayınpederim Nuri aradı. Babam çocuk kayıp dedi. Yanınızda mı dedi? Ne olmuş olabilir? Bilmiyorum. Ecrin'i bulabilmek için köylüler, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri seferber oldu. Havadan ve karadan arama başlatıldı. Ben çok küçük, 1,5 yaşında. Saat 2'de evin önüne oynamaya salmışlar güneş var diye. O 10 dakikanın içerisinde kayboldu. Sadece onu duydum. Başka bir şey duymadım. Anne babası neredeydi o sırada? Hastanede. Herkes birbirini görecek şekilde bir arkadaşlar irtibatı bir kuralım. Evet. Arkadaşlar bakın bakacağım. 3. yükün aşağıda, 4. diğer tarafına doğru ineceğiz. 1,5 yaşındaki Ecrin'in kaybolduğu nokta sert ve ormanlık bir arazi. Ekipler hem drone ve helikopterle havadan hem de karadan aramalarını sürdürüyor. Artık evin altında aklımıza soru işareti kalmasın. Özel eğitimli arama kurtarma köpekleri de bölgeye getirildi. Köpeklere Ecrin'in kıyafetleri koklatıldı ama ne yazık ki şu ana kadar Ecrin'e ait bir iz bulunamadı. Özel eğitimli köpek işte görmüş olduğunuz gibi ormanlık alanda ve kayaların arasında Ecrin'e ait bir iz arıyor. İşte buna benzer 4 köpek şu anda bu arazide sürekli dolanarak Ecrin'i bulmaya çalışıyor. Ecrin'i arama çalışmaları sırasında yağan yağmur köpeklerin iz sürmesini zorlaştırıyor. Bu nedenle ekiplerin çalışmaları güçlükle devam ediyor. Köyün aşağısı baraj gölü. Hani çok uzak bir ihtimal ama biz o ihtimali de göz önünde bulundurup baraj gölünün kıyılarını aramak üzere de bir tekne indirdik. Dört bir yanda Ecrin aranıyor. Aile umutlu ama bir o kadar da endişeli. Kaldıra kaldıra tekrar bakalım. İki gündür çok konuşulan bir...